Diferansiyel denklem sistemlerinde yerine koyma metodu. Bu videomuzda diferansiyel denklem sistemlerinin çözümünde yeni bir metodu konuşacağız. Şimdiye kadar 3 metot konuşmuştuk. Kısaca bu metotları bir hatırlayalım. Ardından bu metodumuza odaklanalım. Şimdiye kadar diferansiyel denklem sistemlerinin çözümünde 3 metot konuşmuştuk. Bunların ilki, birinci metot, öz değer ve öz vektörler yardımıyla öz değer, İngilizcesi eigenvalue, öz değer ve öz vektör yardımıyla. Buna diferansiyel denklem sistemlerinin matris çözümü de diyebiliriz. Matris metodu diyelim bunu. İkinci metot olarak operatörü yardımıyla diferansiyel denklem sistemlerinin çözümünü incelemiştik. Türev operatörü yardımıyla. Üçüncü metot olarak Laplace dönüşümü yardımıyla diferansiyel denklem sistemlerinin çözümünü incelemiştik. Laplace dönüşümü yardımıyla. Şimdi bu metotlara alternatif yeni bir metodumuzu konuşacağız. Yerine koyma metodu. Öncelikle bir homojen diferansiyel denklem sistemi üzerinde ne yapacağımızı konuşalım. Bir de homojen olmayan diferansiyel denklem sistemi üzerinde konuşalım. X'in türevi eşittir 3x artı y olsun. Y'nin türevi eşittir x eksi 2y olsun. Bir de homojen olmayan alalım. X'in türevi eşittir 3x artı y eksi 2t. Y'nin türevi x eksi 2y artı e üzeri 3t olsun. Homojen diferansiyel denklem sisteminde en sonda artı t'li ifadeler bulunmaz veya sabit sayı. Homojen olmayanlarda ise sonda t'li ekstradan ifadelerimiz bulunur. Şimdi yerine koyma metodunun temel prensibinin ne olduğunu konuşacağız bu videomuzda. Çözümleri tam olarak sonuna kadar gerçekleştirmeyeceğiz. Bu videomuzun arkasından bir homojen diferansiyel denklem sisteminin yerine koyma metoduyla çözümünü, bir de homojen olmayan diferansiyel denklem sisteminin yerine koyma metoduyla çözümüyle ilgili videomuz olacak. Burada yapacağımız şeyin ne olacağını konuşalım. Buradaki diferansiyel denklem sisteminde denklemlerin birinde x veya y'den birini yalnız bırakıp x veya y'den birini yalnız bırakıp diğer denklemde yerine koyacağız. Bu sayede diğer denklem tek bir bilinmeyen fonksiyona indirgenmiş olacak. İlk denkleme baktığımızda iki tane x'li var. Burada yalnız bırakılacaksa y'linin yalnız bırakılması gerekir. İkinci denkleme baktığımızda iki tane y'li var. Burada yalnız bırakılacaksa x'in yalnız bırakılması gerekir. İlk denklemden yalnız bırakmaya karar verdiğimizi varsayalım. Buradaki y'yi yalnız bırakırsak bu 3x'i diğer tarafa atalım. Y eşittir x'in türevi eksi 3x olur. Bunu götürür. İkinci denklemdeki y yerine yazarsak y yerine x'in türevi eksi 3x yazıyoruz.
x'in türevi eksi 3x'in türevini alacağız. X eksi, buradaki y yerine de bunu getirip yazıyoruz. X'in türevi eksi 3x. Bu sayede karşımıza çıkan diferansiyel denklem artık tek bir bilinmeyen fonksiyona sahip. X'in türevinin bir daha türevini alırsak x'in ikinci türevi olur. Eksi 3x'in türevini alırsak eksi 3 x'in türevi olur. Buradaki türevleri t'ye göre aldığımızı varsayıyoruz. X ve y'nin t'ye bağlı fonksiyonlar olduğunu varsayarak. X, bu eksi 2'yi içeri dağıtırsak eksi 2x'in türevi artı 6x olur. Hepsini aynı tarafa topladığımızda x'in ikinci türevi, eksi 2x'in türevini bu tarafa atarsak eksi x'in türevi. Burada 7x var, bu tarafa atarsak eksi 7x eşittir 0 biçiminde. İkinci derece sabit katsayılı homojen bir diferansiyel denkleme ulaşırız. Bunun çözümünde de x'in ikinci türevi yerine r kare, r bunun yerine de 1 diyerek karakteristik denklem üzerinden kökleri bulup x'in çözümüne ulaşırız. X'i bulduktan sonra bunu çözüp x bulunur. Onu getirip de bu yalnız bıraktığımızdaki denklemdeki x yerine koyarsak ardından da y bulunur. Ve böylece diferansiyel denklem sistemimizi çözmüş oluruz. Bundan sonraki gelecek olan ilk videomuz bu şekildeki homojen bir diferansiyel denklem sisteminin bu şekilde yerine koyma metoduyla çözümü olacak. İsteyen kişi ikinci denklemdeki x'i de yalnız bırakabilir. X'i yalnız bıraksaydık bu 2y'yi diğer tarafa atacaktık ve buradaki x yerlerine y'li ifadeler koyacaktık. Homojen olmayanla karşılaştığımızda da değişen hiçbir fikir yoktur. Bu sefer de ikinci denklemdeki x'i yalnız bırakalım. Çünkü burada bir tane x var, diğer her şey y'li ve t'li. İkinci denklemdeki x'i yalnız bırakırsak y'nin türevi artı 2y eksi e üzeri 3 de x'e eşittir. Bunu götürüp ilk denkleme koyarsak bu şekilde çözmemiz gereken bir denkleme ulaşacağız. Yalnız bu sefer ulaşacağımız denklem homojen, yani karşısı sıfır olan değil de homojen olmayan bir diferansiyel denklem olacak. X yerine bunu koyuyoruz. Y'nin türevi artı 2y eksi e üzeri 3t'nin türevi eşittir 3 çarpı burası. Y'nin türevi artı 2y eksi e üzeri 3t. Bir de en sonda artı y eksi 2t var. Y ve eksi 2t. Şunun türevini alacak olursak y'nin ikinci türevi. 2y'nin türevini alacak olursak artı 2y türev. Eksi e üzeri 3t'nin türevini alacak olursak e'li ifade aynen yazılır çarpı üstünün türevi. Eksi 3e üzeri 3t. Şu 3'ü dağıtalım burada da. 3y'nin türevi artı 6y eksi 3e üzeri 3t artı y eksi 2t. Bunların hepsini aynı tarafa toplarsak, t'lileri de diğer tarafa toplarsak, y'liler aynı tarafa toplanacak. Bu 3y'yi bu tarafa alalım. Y'nin ikinci türevi eksi y'nin türevi 6y vardı. Eksi 7y. Tamam. Eksi 3y üzeri t'yi bu tarafa atarsak bunlar birbirini götürdü. Eşittir karşı tarafta. Eksi 2t kaldı. Ve buradaki karşımıza gelen homojen olmayan ikinci derece sabit katsayılı bir diferansiyel denklem. Bunu belirsiz katsayılar metoduyla çözebiliriz. Önce homojen çözümü buluruz r kareli denklemimizde. Arkasından da karşı taraftaki homojen olmayan kısım içinde belirsiz katsayılar metodunu kullanır çözebiliriz veya isteyen
değişimini de kullanabilir ama burada polinom varken, eğri varken, sinkos varken belirsiz katsayı metodu daha sağlıklıdır. Buradan bu diferansiyel denklemi çözüp y'yi bulup sonra getirip bu y'liyi buradaki denklemimizde yerine koyduğumuzda x'i de bulmuş oluruz. Ve böylece diferansiyel denklemimizin çözümüne ulaşmış oluruz. Yerine koyma metodunun ana fikri denklemlerden birinde bir harfi yalnız bırakıp oradan yalnız bıraktığımızı diğerinde koyup diğerinde çıkanı çözüp oradan bulduğumuzda geri getirip koyup çözüme ulaşmaya dayanmaktadır. 3 bilinmeyenli olduğunda da aynı sistematik olacak ama 3 bilinmeyenli diferansiyel denklem sistemlerinin her bir metottaki çözümlerini daha ilerleyen süreçte inceleyeceğiz. Şimdilik bu videomuzu burada bitiriyoruz. Sırada homojen olan diferansiyel denklem sisteminin tam olarak çözümünü yapacağımız videomuz var. Ardından da homojen olmayanı gelecek. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.